Cem TV ekranlarından mutlu pazarlar. Sevgili seyirciler, Yereli Yönetenler programıyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir konuk var. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor İbrahim Ulusoy. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Ulusoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Önce sizinle ilgili bir bilgi vermek istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Ardından sohbetimize geçeceğiz. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunusunuz. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi kliniğinde ihtisasınızı tamamladınız. Evet. Şu anda ise Avcılar Murat Köylük Devlet Hastanesi'nde başhekimsiniz. 31 Mart seçimi sizi hekimlikten yeni bir sürece yönlendirdi. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz. Hekimlikten belediye başkan adaylığı nasıl gerçekleşti? Teşekkür ediyorum. Buradan da tüm bizleri izleyenlere, bütün hemşehrilerime, bütün can dostlarıma, bütün avcılarla, kıymetli hanımefendilere, kıymetli beyefendilere ve geleceğimizin teminatı kıymetli genç kardeşlerime, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı diyorum her zaman. Kıymetli sevgili çocuklarımıza hayırlı günler diliyorum, hayırlı hafta sonları diliyorum. Tabii süreç nasıl başladı? Yaradılan severiz, yaradandan ötürü diyoruz. Hekimim, başhekimim. Evet. 15 Kasım 2018 tarihine kadar Avcılar Murat Köylük Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapıyordum. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Sağlık Bakanlığı'nda yöneticilik yapıyorum. Kendim genel cerrahım, kanser cerrahıyım. Ve avcılarlıyım. 8 yılı aşkın bir süredir avcılarda oturuyorum. Ve inanın samimi ifadeyle şunu söylüyorum. Avcılardaki belediyelik hizmetlerinden memnun olsaydım başkanlığa da olmazdım. Aday olmazdınız. Adamım, ben samimi bir insanım. Çünkü 20 yıldır avcılarda belediyelik hizmeti yok. Ve belediyecilik hizmeti var, tabiri caizse. Ve taş üstüne taş konulmuyor. Ve avcılarda düşüncem şu, 20 yılını kaybetti. Bir dahaki hafta, bir hafta sonra bir seçim sürecimiz var. Bir seçim yapacağız. Ve bu seçimde kıymetli avcılarla hemşehrilerimiz kendilerini 5 yıl daha yönetecek. Belediye başkanlarını seçecekler. Evet. Ve bu süreçte ben tabii farklı bir solukla beraber çalışıyorum. Çünkü 39 tane belediye başkan adayı arasında aktif resmi siyaseti yapmayan tek kişi benim. O yüzden herkesi rahat bir şekilde kucaklıyorum. Siyasi partizanlığım yok. Çok halktan birisiniz yani. Yani halkın içinden biriyim. Ve siyaset bir araç, avcılara hizmet amaç diyorum. Siyasi bir kızılelmam yok. Siyasi bir rantım yok. Siyasi bir hedefim yok. Tek gayem var. Tek amacım var. Şu güzel ilçemin bir tarafı göl, bir tarafı deniz olan, Trakya'nın giriş kapısı olan ve 20 yıl aşkın bir süredir, evet, hizmetten mahrum bırakılan şu güzel ilçemin nadide insanlarına güzel, kıymetli belediye hizmetleri getirmek. Tabi bu manada projelerimiz var. Gönül belediyeciliği diyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Çünkü bu bir sevda. Evet. Avcılar sevdası memleket sevdasıdır, vatan sevdasıdır, bayrak sevdasıdır. Ya sizi şimdi olduğu gibi kapı kapı dolaştırır veya yeri gelir dünyayı dolaştırır. Ve bu manada şöyle bir pratik hesap yaptım. Hastanedeyken günde 3000 tane hasta geliyordu. Ve ben bu hastaların duasını almak için uğraşıyordum. Babamın bana nasihatidir. Kendisi 50 yıllık eczacıdır. Ve evladım, hastaların ve hasta yakınlarının duasını al dedi. Başka bir şeylerini alma dedi. Ben de hep bu minbarizora çalıştım. Ve bu manada dedim ki ya günde 3000 kişinin gönlünü almaya çalışıyordum. Duasını almaya çalışıyordum. Şimdi 450 bin kişininkini alabilir miyim? Alabilirim. Ne yaparsın? Dertlenirsiniz. Ne yaparsınız? Çalışırsınız. Gece gündüz şimdi çalışıyoruz. Ve avcıları marka bir kent yapmak, avcıları şahlandırmak, avcıların kıymetli insanlarına kıymetli hizmetler vermek için yollara düştük. Peki, 1 Nisan sabahı başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak avcılarda? Gönülleri imar etmek olacak diyeyim. Ve evet, muhteşem projelerimiz var. Çünkü herkesi kucaklayacak, avcılara hizmet birlikte gelecek dedim. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Evet. Siyasi görüşlerimiz farklı olacak, farklı fikirler türeteceğiz. Ve bu şekilde de ne yapacağız? Güzel işler yaparız, ortaya bir şeyler koyarız. Fakat ben diyorum ki, görüşlerimiz farklı olsa dahi, gelin, bir kovandaki arıların bir peteği kusursuzca ölmesi gibi hep birlikte bir olalım, omuz omuza verelim, sırt sırta verelim ve avcıları birlikte kuralım. Avcıları birlikte kurtaralım. Çünkü avcılar gerçekten 39 tane belediye içerisinde en geri kalmış. Hizmet noktasına dibe vurmuş. Bu kadar güzel bir ilçe, evet, bir tarafı göl, bir tarafı deniz diyoruz. Evet. Ve şeylerimizde, projelerimizde zaten temelinde tamamen
sosyal belediyecilik örneği ve gönül belediyeciliği var. Bu sorunlarımız büyük. İmar problemlerimiz var. Biraz önce nükte yaptım. Gönülleri imar etmek dedim. İmar problemi Avcılar'da büyük problem. Merkezinde 99'da deprem yaşadık. Rabbim bir kez daha yaşatmasın. Peki oradan hemen ben bu sorumu sorayım size. Günümüzde hemen hemen her ilçede en önemli gelişmelerden, konulardan biri kentsel dönüşüm. Avcılar'da da 17 Ağustos 99 depremi ne yazık ki hepimizi derinden üzdü. Beklenen İstanbul depremi için yapı stokları nasıl güçlendireceksiniz ve kentsel dönüşümle ilgili ilçe bazında ne düşünüyorsunuz? Adamı, parsel mi dönüşümü nasıl düşünüyorsunuz? Ve şu anda Avcılar'da kentsel dönüşüm hangi safhada? Şöyle ifade edeyim, 99'da bir deprem yaşadık. Rabbim bir kez daha yaşatmasın. Amin. İkincisi özellikle söyleyeceğim nokta şu, bütün vatandaşımız bunu biliyor. Hı hı. Siyasi görüşlerimizi bir tarafa bırakalım. Ben zaten dedim ya biraz önce farklı bir siyasetçiyim. Hı hı. Ya 20 yıl boyunca depremle alakalı, 20 yıl boyunca imarla alakalı Avcılar ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Tek çivi çakılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Koca bir ömür bakın. Bir yıl değil. 2 yıl değil, 20 yıl. Ve biz diyoruz ki, ya insan, evet binaların içlerinde yaşıyoruz. Hı hı. Depremi önleyebilir misiniz? Önleyemezsiniz. İmkansız. O zaman ama tedbir alabilirsiniz. Tedbir alabilirsiniz. Sağlam yapılarla, fiziki yapılarla. Şimdi mesela başhekim olduğum hastanemde 420 yataklı bir hastane inşası var. 2020 yılının ortasında açılacak. Ve bu hizmet Avcılar'a büyük bir güç katacak. Hı hı. Deprem izolatörlü yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Çünkü deprem bölgesi. Afet yönetimiyle ilgili projeleriniz de var dolayısıyla. Ve bu manada biz diyoruz ki mevcut binaların fizibilitesini çıkaralım. Fizibilitesini çıkardıktan sonra evet halkın iradesi üzerinde bir güç tanımıyoruz. Halkımıza sunalım. Diyelim ki durum budur. Ve bu manada dönüşüm gerekiyorsa, dönüşüm olacak yerler varsa burada da fiziki manada güçlü yapılar oluşturalım ve adasal bazda dönüşüm olsun, bahçeli nizamlı olsun ve Avcılar'ın kültürüne de, mahalle kültürüne de uygun olsun diyoruz. Yakışan bir şey olsun. Evet ve affınıza sığınarak söyleyeceğim, çünkü nefret kelimesini sevmiyorum fakat dikey mimariden yani 20 kat, 30 katlı mimarilerden sevmiyorum, nefret ediyorum. Çünkü merak ediyorum, güneş nasıl alıyorlar diyorum. Yatay mimari önereceksiniz. Yani yatay mimariden kastım 2 katlı, 3 katlı değil. Hiç kimsenin hakkı kaybolmadan, hiç kimsenin hak mahrumiyeti olmadan, kıldağı incinmeden evet bunun çözümleri var. Burada izniniz araya gireceğim. Belediye içerisinde kentsel tasarımcılar, peyzaj mimarları, şehir ve bölge planlamacıları, sosyologlar, psikologlar çalışacak mı? Ya da işte yüksek mimarlar, şu an ben size şunu söyleyeceğim. Öyle bir ekibiniz var. Mevcut ekibim var zaten. Bütün projelerimde de onlar çalışıyorlar. Evet oturuyoruz, konuşuyoruz. Mahalle mahalle, mahal mahal. Hangi eksikler var, ne tür ihtiyaçlar var, bunlara çalıştık. 10 mahalle için birer çalışıyorsunuz. Tek tek çalışıyoruz. Çünkü gece 3'te Ambarlı'da oluyorum, 4'te Yeşilkent, Balıkyolu'nda, 4.30'da Tahtakale'de oluyorum, evime gidiyorum. Ben de Tahtakale'de oturuyorum. Peki burada hemen şunu soracağım. Yeşilkent semtinde hiç imar yok. Çok ciddi bir imar problemi var ve kaçak yapılar mevcut. Yeşilkent ve Tahtakale mahallesini özellikle ben merak ediyorum. Oralar için nasıl çözüm önerileri sunacaksınız? Şöyle söyleyeyim, Yeşilkent Anadolu'nun özü, Anadolu'nun kalbi, Anadolu'nun kendisi. Anadolu'nun yiğit evlatları orada. Ve dişlerinden tırnaklarından artırmışlar, evler yapmışlar, başlarını sokacakları. Ben bu manada kaçak falan demiyorum. Diyorum ki evlerini sokacakları yapılar yapmışlar diyorum. Helal, hoş olsun, anaların aksi tükür. İmarlı hale getireceksiniz. İmarlarını vereceğim. İmarlarını vereceğim, hiçbir hak kaybına uğramayacaklar. Ve kesinlikle de böyle kalmalarını istiyorsa böyle kalacak. Dönüşüm istiyorlarsa yerinde dönüşüm olacak. Toplu dönüşümleri de çok sevmiyorum. Fakat bu halkın kararı diyorum. Evet, fakat imarlarını vereceğim. Bunun için gece gündüz de çalışıyorum. Çalışmalarımı bitirdim. Seçim sonrasını bekliyorum. Ve o seçim çalışmalarımı da sahada sürekli olarak bazen karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan, seçmenlerimizden türeyen bir slogan da var. Ya diyorlar biz İbrahim Hoca'yı tanıyoruz, biliyoruz. O ne derse yapar. Sözün neridir? Verecek. O zaman biz 20 yıl yetkiyi vermedik. Verelim yetkiyi, görelim etkiyi dediler. Ve bu sloganımız da böyle türlü. Ver yetkiyi, gör etkiyi diyorum. Çünkü 20 yıl boyunca yetki verilen belediyecilik zihniyeti, evet, hiçbir şekilde imarla alakalı bir adım atmadı. Atmak da istemedi.
yine de atmayacaklar diye düşünüyorum. Hı hı. Ben de diyorum ki ama anaların aksu gibi helal olsun ben imarlarını vereceğim. Tahta kalemini de vereceğim. Yeşil kentiminkini de vereceğim. Çünkü ben Anadolu çocuğuyum. Nasıl onların nasıl yapıldığını biliyorum. Hı hı. Evet. Ne uğraşlarla ne çabayla yapıldığını biliyorum. Ve yeşil kentimin bütün problemlerinde haizim. Çünkü her sabah yeşil kentten geçiyorum. Evinize giderken hep o yolu kullanıyorsunuz. Giderken de gelirken de. Hı hı. Sürekli içerisindeyim, halkın içerisindeyim, esnafın yanındayım, çayımı içiyorum, aile sohbetlerine katılıyorum, kahvelerini içiyorum ve bu şekilde sokaklarda çocuklarla beraberim. Bu şekilde bir çalışma yöntemimiz var. Yine Yeşilkent'te yüzme havuzu spor kompleksleri, yine sinema salonları, tiyatro salonları, nikah sarayları olan kültür kompleksleri, evet, büyük bir bağımlılıkla mücadele merkezi kuracağız, rehabilitasyon merkezi kuracağız Yeşilkent'e. Ve yine kır bahçeleri, şu an 4 tane okulumuzun temel atma çalışmalarını başlattık. Şimdi rehabilitasyon merkezinden hemen sizin alanınıza girmek istiyorum. Hekimsiniz, dolayısıyla sağlık adına yapacağınız projeleri sizden duymayı merakla bekliyorum. Neler öneriyorsunuz şöyle, sağlık adına? Şöyle söyleyeceğim, şu an devam eden, sağlıkta marka bir kent diyoruz avcılar için. 420 yataklı hastane 2020 yılının ortasında açılacak, hizmete açılacak. Ve bu manada da hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca sağlık turizmi hizmetini avcılara kazandırdık. Hı hı. Yani yurt dışından da artık hastaları kabul edecek. Bu sağlık Dünya Sağlık Örgütü'nün vermiş olduğu bir yetki. Ve diğer manada da bu sefer avcılar yine ekonomik açıdan da çok canlanacak. İstihdam açısından, peki, ekonomik açıdan. İstihdamda iş arayanla iş vereni sağlık açısında böyle. Peki diğer alanlarda nasıl sağlayacaksınız ve belediye çalışanlarını nasıl seçeceksiniz? Şöyle ben ifade edeyim. Bu benim bir sosyal projem. 4 aydır bunu söylüyorum. Avcılarda işsiz genç kalmayacak diyorum. Bu çok önemli bir taahhüt. Evet, çok çok önemli. Çünkü projelerimin hepsinde çalışmak için avcılarda ikamet etmek zorunlu olacak. Kuracağımız yani başka ilçelerden gelip sizin içinizde çalışma şansımız olmayacak mı? Efendim ben avcılara sevdalıyım. Avcılarımın gençleri işsiz kalmayacak diyorum. İhtiyaç varsa. Kuracağımız nüfus patlaması olacak dolayısıyla. Evet, nüfus patlamasından ziyade şöyle söyleyeceğim ben. Yani avcılarda mevcut çalışan arkadaşlar, yaşayanlar. Evet, sosyal ağ. Kuracağımız network ağı. Evet, ve bunda bir ihtiyaç oldu. Diyelim bilgisayar tehnikleri. Benim diyelim ki bir inşaat çalışacak bir kardeşim. Veya diyelim bekçilik yapacak bir kardeşim. Temizlik işi. Evet, network ağımız içerisinde biz onları diyeceğiz ki, evet, örnek olarak Yeşilkent mahallemizden, Tahtakale mahallemizden, Deniz Köşkler'den, hangi mahalle, Mustafa Kemal Köşkler'den. Arz talepleri değerlendireceğiz. Arz talep diyeceğiz ki esnafın ihtiyacı olabilir, belediyede ihtiyaç olabilir. Buyurun diyeceğiz, tamam, bu böyle böyle bir arkadaşımız var ve biz avcıların içerisinde bu problemi çözmeye çalışacağız. Ve bu şekilde de istihdamı zaten projelerimize de istihdamı da artırmış olacağız. Diğer hususta. Belediyede olsun, işçi veya farklı iş sahalarındaki alımlarla alakalı benim dörtlü bir kriterim var. Nedir dört o? Kriterim şu. Ben yıllardır bunu uyguluyorum. Sadakat diyorum. Vatana, bayrağa, millete sadakat. Adalet. İkincisi adalet. Üçüncüsü hilm sıfatı, merhamet ve ahlak. Dördüncüsü de ilim sahibi olmak. Hazreti Ali'nin ilmi diyorum. Evet. Hangi ilme sahipsen onun erbabı ol. Ve bunların hepsine beraber zaten liyakat diyorum. Şuralıymış, buralıymış. Şu partiymiş, şu partiymiş. Şu siyaset. Bunlara ben hiçbir zaman dikkat etmedim. Ve kısa zamanda da geldiğimiz bu noktada da başarıya ulaştık. Aynı şekilde avcılarda da hem ilimde hem bilimde, hem eğitimde, hem diğer noktada sporda, sağlıkta, turizmde, kültürde ve sanatta marka bir kent olacağız diyorum. Trafik, ulaşım ve otopark problemlerine de çok farklı çözümlerimiz var. Ona geçmeden önce eğitim dediniz. Peki eğitimle ilgili projeleriniz neler? Mesela çocuklarla ilgili bir çocuk üniversitesi projeniz olduğunu biliyorum. Biraz detaylandırır mısınız rica etsem? Dünyada üstün zekalı çocukların oranı %2. Türkiye'de ise bu oran %2,5. Evet. Biz bunu kaybetmeyeceğiz diyorum. Türkiye'nin en kariyerli, en bilimsel ve bu açıdan da bilim adamları diyorum ki avcılardan çıkacak. Bunun altyapısını kuracağız. Yine anaokulları hususunda. Kreşler. Eğitim. Evet, eğitim gelecekte diyoruz. Ve biz ta sıfır noktasından başlayarak çocuklarımıza, anneleri babaları buradan da müjdesini veriyorum. Bunlar ücretsiz olacak bu anaokulları. Anaokulları, kreşler ücretsiz olacak avcılarda. Kesinlikle. Evet. Ve yine diğer noktada. Özellikle haftada 2 gün değil,
7 gün. Ve bir de her mahallede kuracağımız kreş sistemi olacak. Bu da 24 saat hizmet verecek. Güvenilir olacak ve de her mahallede ayrıca kütüphane projemiz var. O da yine 24 saat hizmet edecek. Bir de ayrıca Ambarlı ve Denizköşler sahilinde de çok büyük bir millet kütüphanesi projemiz var. İçerisinde kafeleri olan, gençlerin, yaşlıların, herkesin gidebileceği büyük bir proje. Burada eğitimle alakalı başka bir şey daha müjdesini vereyim. Evet, bir bazen karşılaştığımız, aslında normalde yasal değil ama aidat var. Okula destek filan. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Okulların böyle şeylere ihtiyacı olmayacak diyorum. Ailelere de buradan müjdesini veriyorum. Belediye demek baba demektir. Belediye demek aile demektir. Belediye demek destek demektir. Güven bizim demektir. Bizim için prestijdir bu. Biz okullarımızın bütün ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacağız. Ailelerimizi de tamam mı bu şekilde bütçelerinde katkıda bulunacağız. Peki burada bütçe kısmında Büyükşehir Belediyesi hangi parti alır bilemiyorum. Herhangi bir parti alması koşulunda para sağlayabilecekler mi size? Çok rahat o ilişkiyi sağlayabilecek misiniz? Bundan yöne bir sıkıntı yok. Şu anda böyle bir problem yoksa 20 yıl boyunca da olmadı. 39 tane ilçe belediyesi arasından 9. büyük bütçeyi Büyükşehir Belediyesi Avcılar Belediyesi'ne ayırıyor. Para akıyor. Şu anki sıkıntı dönemde yok. Böyle dolayısıyla evet. Bir sonraki dönemde yani aynı şöyle olacak. Söyleyeceğim. Para geliyor. İller Bankası'ndan da evet 450 trilyona yakın para geldi. Geçmiş dönemlere doğru bakacak olursak 20 yıl boyunca 2 katrilyona yakın eski parayla. Para geliyor ama hizmet kısmında. Yok ama hizmet evet bu parayla koca bir avcılar kurulurdu. Şimdi ben geçmişi eleştiriyorum. Niye eleştiriyorum? Bir vatandaş olarak. Orada yaşayan biri. Yani bir siyasetçi olarak da bunu eleştiriyorum. Bunlarla hizmet edilebilir ama edilmedi. Evet. Evet, bunda da sebep aramaya gerek yok. Herkes sebebi kendisinde bulsun. Para deseniz para geliyor. Ve özellikle hani dediğim vurguladığım nokta avcıların her mahallesinde 2-3 tane mega projemiz var. Bu mega projelerle beraber avcılarımız şahlandıracağız diyorum. Eğlenceyle öğrenme metotları, Türkiye'nin en büyük çocuk sokağı, her mahalleye büyük oyun parkları, her mahalleye yüzme kompleksi, spor kompleksleri ve yine her mahalleye sinema ve tiyatro salonlarında kültür kompleksleri kuracağız. Bunlar bizim bütün belediyelerimizde var. Ve yine diğer noktada sosyal belediyecilik açısından öğrencilerimiz, gençlerimizle alakalı ARGE Girişimcilik İnovasyon Merkezi ve ilim ve fikir merkezleri ve yine gençlerimizle alakalı buradan üniversiteler şehriyiz. 3Ç projemiz var bizim. Nedir çay, açılımı? Çay, çorba ve çamaşır ücretsiz diyoruz. Öğrencilik. Öğrencilik yaptım. Çamaşırın yıkanması, ütülenmesi, öğrenciye teslim edilmesi ücretsiz olacak. Belediye tarafından yapılacak. Gurbette okudum, bunun sıkıntısını bilirim. Ve öğrencilerimize bu rahatlatacak bir proje. Diğer açıdan yine öğrencilerimiz için sanal ofisler ve girişimci gençlerimiz için sanal ofisler, staj imkanı, iş imkanında tamam mı hiçbir problem yaşamayacaklar. Yine kariyer merkezimiz olacak. Bununla alakalı bütün destekleri vereceğiz. Kadınlarımız için el sanatları, İSMEK, meslek edinme kursları her mahallemiz olacak. Ve yine el emeklerini evet sergileyebilecekleri, satabilecekleri aile bütçesine katkıda bulunmak için ve kadın istihdamı hususunda da evet çok büyük adımlar atacağız. Yine diğer noktada asker destek paketimiz var. Askere giden asker kardeşlerim eğer ailesinin geçimini kendisi sağlıyor ise, başka hiçbir geçimi mümkün değilse o asker de gözü arkada kalmayacak dönene kadar biz belli bir miktar ailesine maddi destekte bulunacağız. Dar gelirli ailelerimizin öğrencilerine, evlatlarına her dönem başında projemiz var. Kırtasiye ve giyim yardım projemiz var. Emeklilerimize yine gıda desteği projemiz var. Büyük bir lokal yapacağız. Her mahallede kadın lokalleri oluşturacağız. Ve yine diğer tarafta engelsiz yaşam merkezlerimiz. Kimsesizler için şefkat bakım evlerimiz ve otizm köyü projemiz var. Ve yine diğer hususta çocuklarımızla, gençlerimizle alakalı projelerden de bahsettim. Özellikle gençlerin ilgi duyduğu spor endüstrisi açısından bir e-spor kompleksi projemiz var avcılarda. Yani okçuluktan etnospora, yüzmeden tenise,
basketboldan voleybola, futbola kadar tüm amatör spor kulüplerimize destek verip Avcıları da sporu da marka bir kent haline getireceğiz. Firizköy, Denizköşler, Ambarlı ve Gümüşbalayı da turizm merkezi yapacağız. Botanik parklarımız olacak ve yine Ambarlı ve Denizköşler'de 600 dönüm üzerine balıkçı barınağından marinasına, yat limanından amfiteyatrolarına, konser alanlarından pehlivanlık meydanına, evet çok büyük bir Avcılar'da sahil düzenlemesi projemiz var. Bunu da uygulayacağız. Yani biz her manasıyla, mesela zeminiyle, Ambarlı'nın köy içi, burada büyük bir rekreasyon ve renovasyon projesi gerçekleştireceğiz. Bunu da bir Bodrum misali ben size söyleyeyim, öyle düşünün. Eski taş evleriyle ilk zamanlardaki gibi köy evleriyle beraber hem içinde yaşayacağız, yaşayacaklar oradaki sakinleri, hem de burada bir dönüşüm sağlayacağız. Yine özellikle kadim kültürümüz, kadim medeniyetimiz. Ben çok meraklıyım. Ve bu manada da Cem evleri de bizim, camiler de bizim diyorum. Evet, Cem evine gidiyorum, dostlarımla oturup sohbet ediyorum. Aynı tabaktan yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ve her türlü desteklerini, elektrik olsun, su olsun, maddi olsun, manevi olsun, ne tür bir ihtiyaçları varsa ve ihtiyaç varsa Cem evi de yapacağız. Her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Yanlarında olacaksınız. Kesin bunun sözünü verdim. Her gittiğim yerde veriyorum. Çünkü onlar da beni çok candan seviyorlar. Ben de onları çok candan seviyorum. Çünkü kimseyi ayırt etmiyorum. Ve böyle bir özelliğim var. Çünkü ailemden de, yapımdan gereği de ben hep bunu uyguladım. Bunu gördüm. Bunu gördünüz. Evet. Avcıları örnek bir ilçe haline getireceksiniz. Marka kent diyoruz. Marka şehir diyoruz. Evet, sizin projelerinize muhtemelen bizim programımızın süresi yetmeyecek. Bir daha inşallah seçime kadar sizi ağırlarız. Ağırlama şansımız olur. Seve seve gelirim. Çok teşekkür ediyoruz projelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Estağfurullah. Estağfurullah. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor İbrahim Ulusoy'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar hoşçakalın.